Kalimhane'den Tarlabaşı'na ve Taksim Meydanı'na açılan caddeye gideceğiz şimdi. Yani İstanbul'un en işlek noktalarından birine. O caddede aylardır bir trafik rezaleti yaşanıyor. Yolun iki yanını durağa çeviren taksiciler İstanbullulara illallah dedirtti. Çünkü ceza yeseler bile orada durmaktan vazgeçmiyorlar. O köşe santral gibi, taksiler hiç çıkmaz oradan. Sanki burada bir durak varmışçasına taksi şoförleri müşteri bekliyor. Hep taksilerden dolayı kaynaklanıyor. Başka bir şey yok. Mesken tutmuşlar. 10 yıldır böyle. Sağı da taksi dolu, solu da. Sanki cadde değil, taksi durağı. Ne trafik ilerliyor, ne yayalar karşıya geçebiliyor. Üstelik bu rezalet her gün, her saat yaşanıyor. 20-25 dakikadan beri buradayım abi, felç oldum yani, çocuğum da yanımda. Böyle şey yapmışlar, parsellemişler mi denir, ne denir? Orası hep öyle yani. Burası Talimhane'den Tarlabaşı'na doğru giden ve Taksim'e çıkan yol. Şu anda saatler 20.30'u gösteriyor ama sabah öyle akşam fark etmiyor. Burada sürekli trafik kilit. Her gün 7 gün 24 saat sürekli böyle. Çünkü hemen yolun başında taksiler sağlı sollu park ediyor ve bu yüzden de trafik kilitleniyor. Yolcu almak için bekliyorlar. Yani arka tarafı bomboş. Caddenin önü de boş. Her seferinde taksiciler orayı kilitliyor, müşteri savaşı falan yapıyorlar. Burada yolu kapatıyorlar, müşteri alıyorlar ve dolayısıyla da trafiği olumsuz etkiliyorlar. İşte bu yoldaki trafiğin ana nedeni. Bakın taksi sürücüleri sağlı sollu burada park etmiş durumdalar ve yolun ağzını adeta bir taksi durağına çevirmişler. Ben bu yolu kullanıyorum. O taksiler hep problem orada yalnız. Bu bir gerçek. O taksicilerden sadece sürücüler değil, meslektaşları bile dertli. Siz buradan yolcu alabiliyor musunuz? Ben almıyorum, buradan yolcu almıyorum. Niye? Çünkü orada mafya türü adamlar var orada. Parsellemişler gibi bir şey. Sağdan sizin soldan. Durma hakkınız var mı? Hayır, bizim burada durma hakkımız yok. Öyle bir yasal hakkımız yok. Taksicilerin savunması ise pes dedirtecek türden. Cezayı yeriz, burada dururuz diyorlar. Burada bizim yolcu almamız gerekiyor, doğru mu? Nerede duracağız biz? Kimse durak yapmadığı için, kimsenin duracak bir yeri olmadığı için mecbur böyle durmak zorunda herkes. Cezasına da razı geliyor. Birilerinin bir şey çare bulması lazım.